استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaşadığımız zamanın, yaşadığımız asrın, yaşadığımız devrin türlü sıkıntıları var, türlü bunalımları var, türlü maddi ve manevi zorlukları, zahmetleri var. Ancak bu sıkıntıların, bunalımların, maddi ve manevi musibetlerin muhakkak surette sebepleri de var, vasıtaları var, meydana gelmesini, vücuda gelmesini hazırlayan vasıtalar ve vasatlar da var. Bazı insanlar, bahusus Müslüman olan insanlar, neticeyi görüyorlar. Asrın sıkıntısını, musibetini, bunalımını görüyorlar. Fakat neden olduğunu, niçin bu hale gelindiğini, bu sıkıntılara sebep nedir? Bu bunalımların sebebi maksat itibariyle, gaye itibariyle neden hasıl olduğunu, nasıl meydana değil de niçin meydana geldiğini nedense özellikle Müslümanlar pek fazla düşünmüyorlar ve bunun üzerinde durmuyorlar. İşte mümkün olsa da Müslüman kitlelere, Müslüman cemaatlere, Müslüman olduğunu söyleyen topluluklara bu sebepleri birer birer açıklamak imkanı bulabilsek. Yoksa bunalımın olduğunu herkes biliyor. Bu asrın sıkıntılarını herkes çekiyor. Tamam, burada bir zor, zahmetli bir şey yok. Bunu bilmemek mümkün de değil. 7'den 70'e herkes mevcut bunalımın içinde yaşadığımız asrın sıkıntılarını mecburen görüyor. En azından duyuyor, yaşıyor, içinde bulunuyor zaten. Fakat niçin olduğunu, neden bu zorluklar, zahmetler, sıkıntılar, musibetler, belalar neden hasıl oluyor, niçin oluyor bu hususları demek ki ancak anlatmak suretiyle insanlara götürmek lazım. Yoksa düşünerek bulamıyor insanlar veya düşünme melekesini, düşünme kabiliyetini çalıştıramıyor insanlar. Her insan bunu demek başaramıyor, beceremiyor. Her insan düşünce kabiliyetiyle bu neticeye ulaşamıyor. İlla bunu anlatmak lazım ve ikna etmek lazım. Bizzat meseleyi onların akıllarına, izanlarına, düşüncelerine, müfekkire dediğimiz düşünme kabiliyetlerine ulaştırabilmek lazım. İşte bugün bizim de en büyük sıkıntımız, en büyük zorluğumuz burada düğümleniyor. Çünkü vasıtamız, konuşmalarımızı, düşünce ve kanaatlerimizi açıklamak için insanlara hakkı ve batılı anlatabilmek için, yaşadığımız hayatın sıkıntılarının nerelerden kaynaklandığını, nerelerden zuhura geldiklerini anlatmanın da maalesef topluluklara, kalabalıklara, insan yığınlarına ulaştırabilecek vasıtalara sahip olamayışımız da
biz Müslümanlar için muazzam bir problem, muazzam bir bunalım olarak karşımızda duruyor. Bunu da zaman zaman buralardan sizlere anlatmaya çalışıyoruz ama tabii anlatmakla netice bitmiyor. Anlatılan yahut anlaşılan hususları yerine getirmek hususunda çok büyük mücadele vermek lazım. Çok büyük mücadele vermek lazım. Ama işte bu noktada fazla bir gayret, fazla bir cemiyet, fazla bir cemaat bulamıyoruz. Konuşulanlar, anlatılanlar haklı da olsa, çok haklı söylüyorlar dense dahi neticede bir değişiklik olmuyor. Yıllarca aynı karakter, aynı tablo, aynı çerçeve, aynı sıkıntı değişmeden devam edip gidiyor. Değişmeyince, değişikliği de fazla göremeyince, hatibin yahut vaizin yahut hocanın neyse iştahı kesiliyor, arzusu zayıflıyor ve kürsüde konuşma heyecanı, konuşma arzusu yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Farkındaysanız televizyon çıkalı Türkiye'de vaizlik ölmüştür. Televizyon yayınları çıktığından bugüne kürsülerin, camilerdeki vaizlerin heyecanı, cemaatte heyecan kesilmiştir. Ramazan'da bile böyle coşkun bir şekilde vaaz etme imkanı bulabilmiş değiliz. Muazzam bir tahribat var. Millet istese de istemese de artık kürsülerden, vaazlardan, vaaz-ı nasihatlardan koparılmaya başlandı ve hatta muvaffak da olundu. Ve toplumun gözünü, kulağını televizyon zapt etti. Artık ağzıyla kuş tutsa bir hoca cemaati toplayamaz rahat rahat. Toplasa da işte bir takım insanları, meraklı insanları ama bütününü toplayamaz. Türkiye'de vaaz-ı nasihat ölmüştür. Hani camilerden hiçbir sonuç alamazsınız. Yani ümidinizi kesmeyeyim, ümidinizi kırmayayım ama benim artık Türkiye'de camilerde yapılan vaazlarla hiçbir neticeye varılacağı kanaatinde değilim. Vaizlik ölmüştür. Hocalık ölmüştür. Ancak televizyon denen vasıtayı yakalayabilirsek, orada vaaz edebilirsek, orada dini nasihat edebilirsek, tekrar bu tebliğat, vaaz-ı nasihat maddesini canlandırabiliriz, şahlandırabiliriz, dallandırabiliriz, ballandırabiliriz, tekrar topluma hakim olmaya çalışabiliriz. Televizyon harıl harıl milyonlarca insana fuhşu, fahişeliği aşılırken, bir hoca efendinin bu kürsülerde ve camilerde bir kucak, avuç demeyelim, hepten küçültmeyelim, bir avuç Müslümana dini nasihat etmesi hiçbir çare değildir. Hatta boşuna bir israftır. Onun için Müslümanlar olarak bu işi ele almak zorundayız. Özel bir televizyon mu kurulacak? Bunun finansmanını, yatırımını bulmalıyız. Millet meclisinde bir kanun mu çıkacak dini yayınlar yapmak için televizyonda? Bu kanunu çıkartmalıyız. Bu kanunu çıkarabilecek milletvekillerini bulmalıyız. Yakalarından yapışmalıyız. Cemaat olarak bu işin peşine düşmeliyiz. Camiler ölmüştür. Camilerde yapılan vaaz-ı nasihatlar hiçbir netice vermiyor. Televizyon milyonlarca insana her gün adam öldürmeyi, zina etmeyi, kadınlarla, kızlarla nikah olmadan yatıp kalkmayı öğretiyor ve aşılıyor. Bunu siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Ben burada fuhuş haramdır, zina haramdır demem, vallahi maskaralık oluyor, başka bir şey değil yani, bir şey yaramıyor. Toplumun gözüne, toplumun kulağına, toplumun zihnine, toplumun kalbine hitap eden televizyon silahını ele geçirmeden bütün camilere ağzıyla kuş tutan hocalar yerleştirseniz vallahi sonuç alamazsınız, yeminle söylüyorum. Çünkü kuvvetlerimiz denk değil.
birisi 90 kiloda güreşiyor, sen 60 kiloda. 60 kiloluk adamla 90 kiloluk adam aynı minderde güreşebilir mi? Mümkün değil. Birisi 30 milyona hitap ediyor, sen burada 300 kişiye hitap ediyorsun. Öyle gidemeyiz. Camiler artık fonksiyonunu kaybetmiştir. Camiler topluma hitap etmiyor. Toplum televizyonu takip ediyor. Camideki hocayı değil. Bu silahı nasıl ele geçiririz? Toplantılar yapmak lazım. Açık oturumlar düzenlemek lazım. Gerekirse meydanlarda mitingler tertiplemek lazım. Bu çok önemli bir hadise. Hocalık gittikçe ölüyor. Vaizlik ölüyor. Vaaz-ı nasihat vallahi her gün ölüme doğru gidiyor. Bir şey ifade etmiyor. Bu beni çok düşündürüyor ve camilerden ve vaaz-ı nasihatlardan zerre kadar zevk almıyorum şahsen. Yani mecbur olduğum için geliyorum buraya. İçimden gelmiyor. Çünkü biliyorum ki ben burada bir şeyler anlattığım sırada televizyon milyonlarca insanı cehenneme götürüyor. Onu bildiğim için buradan zevk almıyorum. Onu önleyemiyoruz. Onu önlemenin tedbirinde değiliz. Hala Müslümanlar işin görüntüsü içinde, işin özüne, işin aslına, işin hakikatine intikal etmiş değiliz. Bu beni çok muazzam rahatsız ediyor. Yaptığım vaazlardan bir tek lezzet almıyorum, alamıyorum. Huzursuzum resmen. Rahatsızım, moralsizim. Muazzam bir ruh sıkıntısı var içimde. Hiçbir şey yapamamanın azabı içindeyiz. O bakımdan her nerede bir konuşma yaparsam bu düşüncemi söylüyorum, bu hissiyatımı söylüyorum, bu duygularımı söylüyorum ama ne derece karşılığını bulabiliyor onu da bilemiyorum. Allah-u Teala eğer bu millete tekrar dini İslam'ın hakimiyetini, dini İslam'ın izzetini, dini İslam'ın lezzetini nasip edecekse mutlaka televizyon denen silahı veya cihazı ele geçirmeyi de Rabbimiz nasip etsin inşallah. Başka mümkün değil. Şu anda milyonlarca kadın, kız, kasabada, köyde, kazada, nahiyede, yaylada, yerin dibinde, yerin üstünde şu anda milyonlarca Müslüman olduğunu söyleyen insanlar televizyonun tahribatıyla karşı karşıyadır. Kadınlarla kızlar nasıl yoldan çıkarılır? Harıl harıl içki sahneleri, kumar sahneleri, insanlar nasıl öldürülür? İnsanlar nasıl aldatılır? İnsanlar nasıl kandırılır? Nikahsız erkeklerle nasıl temas kurulur, nasıl yatılır, kalkılır? Televizyonun 24 saati bunu aşılamakla geçiyor. Fukara bir hoca efendi de falan camide konuşuyor. Bu ne kıymeti var? Bunu bir an evvel ele almadan, bunun çözümüne, bunun çaresine gitmeden camilere neredeyse gelmeyin diyeceğim yani. Bu çok büyük facia. Camiler zaten istenilen randımanı vermiyor. En fazla cuma günü, malumunuz cuma namazı münasebetiyle bugünün Müslümanları camilere gelebiliyor. En fazla cuma günü. Başka gün zaten bulamazsınız. Cuma günü de her zaman söylediğim gibi siyasi iktidar cumayı da öyle bir darlığa, öyle bir sık boğaza getirmiş ki cumartesi günü tatil olduğu için, pazar günü de tatil olduğu için haftanın son günü cuma haline gelmiş. Haftanın son günü cuma. Yani bütün haftanın ağırlığı hangi günün üzerine binmiş? Cuma'nın üstüne binmiş. Ödemeler cuma günü, tahsiller cuma günü, tediyeler cuma günü, çekler cuma günü, senetler cuma günü, sıkıntılar cuma günü. Halbuki Müslümanların en sıkıntısız gününün hangi gün olması lazım? Cuma olması lazım. Siyasi iktidar bunu bu hale getirmiş Türkiye'de. Yahudiler cumartesi gününü ne yapmış, ne etmişler? Tatil etmişler. Cumartesi biliyorsunuz Yahudilerin kutsal günüdür. Bunu bütün dünya biliyor. Pazar günü de Hristiyanların kutsal günüdür. Ayin günü, ibadet günleridir.
Cuma günü de Müslümanların kutsal günüyken, siyasi iktidar Cuma gününü Müslümanların çileli, belalı bir günü haline getirmiş. Bir saat evvel camiye getiremiyorsunuz adamı. Veya kürsüde vaazı 5 dakika uzatamıyorsunuz. Devamlı saatine bakıyor adam, eyvah bankalar kapanacak biraz geç gidersem. Haftanın sonu çünkü, müşteri geldi gidecek. Hesaplar o güne konmuş. Alımlar o güne konmuş, ödemeler o güne konmuş. Yolcuysa o güne koymuş yolculuğunu. Haftanın sonu. Her şeyin sonu. Getirmişler cuma namazını muazzam bir darlığa, zorluğa sokmuşlar. Ağzıyla kuşçusa bir hatip efendi hutbeyi 5 dakika uzatamıyor. Kaç camide olay çıktı. Bunu da halledememiş. Yani bugün %99 halkı Müslüman olduğu söylenen Türkiye bu konuda da hiçbir şey elde edememiştir. Türkiye Müslümanları kadar haksızlığa uğramış ve hakkını alamamış başka bir Müslüman topluluk göremezsiniz dünyada. Kendi hakkına sahip çıkmıyor. Kendi haklarına sahip çıkmıyor. Ve hala camilerin açık olmasını nimet zannediyor. Camilerin açık olması nimet olmaktan çıkmıştır. Çünkü camiler açık olduğu halde aynı anda televizyon da fuhuş yapmaya açık. Öyle değil mi? Orada açık. Ama o milyonlara hitap ediyor, sen 500 kişiyi bulamıyorsun camide. Bu farkı anlayamadık hala. Türkiye'de camiler açık, meyhaneler de açık. Camilerin açık olmasını nimet kabul edenler, Allah'a şükür camilerimiz açık diyenler, meyhanelerin ve umumhanelerin açık olduğunu farkında değil. Ne kadar basit Müslüman olduk biz ya. Camilerin açık olması meseleyi halletmiyor işte, bak hallolmadı. 60 senedir camiler açık mı değil mi? Açık. Neyiniz halloldu? Neyi hallettiniz Müslümanlar 60 senedir? Camiler açık. Camilerin açık olması neyi halletmiştir? Bunu düşünmek zorundayız. Camiler açık ama sokakta yürüyen 10 tane kadının 9'u da açık. Neyi halletmişsiniz? Tesettürünüz yok, Allah'ın emirleri yerine getirilmiyor. Devamlı zina, fuhuş, kumar, faiz, haksızlık, yalan, dolan artıyor mu, artmıyor mu? Düşünün ki 1980'den 1991, yani 11 sene zarfında, 11 senelik bir zaman içerisinde fuhuş veya zina bütün cumhuriyet yıllarının tamamından 17 misli daha fazla fuhuş yapılmış. Fuhuş artıyor. Faiz artıyor. Adam öldürmeler artıyor. 80 ile 90 arasındaki insanların ölümü geçmiş yıllardan birkaç misli fazla. Camilerinizin açık olması meselenizi hallediyor mu, etmiyor mu? Ne dersiniz? Neyi halletmiş camilerin açık olması? Yani camilerimiz açık, namaz kılanlara karışılmıyor elhamdülillah demeniz neyi halletmiştir? Neye yaramıştır? Keşke bütün Türkiye'deki camiler kapansa da sokakta dolaşan kadınlar da kapansa. Çünkü biz namaz kılacak yer buluruz. Her yerde buluruz. Allah Celle Celaluhu bütün dünyayı temiz olan arazi ve toprakları Müslümanlara mescit yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yapmıştır. Biz mescidi kolay buluruz. Keşke bütün camiler kapalı olsaydı, fakat meyhaneler de kapalı olsaydı, umumhaneler de kapalı olsaydı, kumarhaneler de kapalı olsaydı, kadınlar da kapalı olsaydı. Keşke. Camiler de açık, meyhaneler de açık. Bir yanda camilerde vaaz-ı nasihat güya yapılıyor, öbür yanda şarap fabrikaları milyonlarca litre şarap imal ediyor. Neyi halletmişsiniz? Bir yanda camilerde güya göstermelik vaaz-ı nasihat yapılıyor, öbür yanda televizyon durmadan fuhuş üretiyor, fahişe üretiyor. Neyi halletmişsiniz? Camilerin açık olması hiçbir şeye yaramamıştır. Bunu ispat etmeye hazırız. İstedikleri yerde konuşmaya hazırız. İstedikleri makamda, mevkide bu konuları tartışmaya vallahi hazırız. Yeter ki çağırsınlar. Neyi halletmiş camiler? Camilerin açık olması Müslümanları uyuşturmuştur.
camilerin açık olması Müslümanları adeta gevşekliğe itmiştir. Ya Allah'a hamdolsun camiler açık demiş, horul horul uyumuştur. Keşke kapalı olsaydı. Ne oluyor diye insan uyanırdı hiç olmaz. Onun için gide gide vaaz-ı nasihat ölüyor, heyecan kayboluyor, camilerin hassasiyeti, haysiyeti, özelliği kayboluyor. Camiler topluma hitap edemiyor. Camiler toplumu ıslah edemiyor. Camilerde vaaz edilmiyor. İşte ben hazırlamışım şu kağıda bugün neyi konuşayım diye ben saatlerce düşündüm, hazırladım, hadislere, ayetlere baktım, şu kağıda not olarak yazdım. Vaazımın bir başlangıç kısmı var. Başında şunu söyleyeyim. Ortaya doğru şunu söyleyeyim. Vaazın sonuna doğru da şunları söyleyeyim diye bir hazırlık yaptım, bir plan çizdim. Ama tam kürsüye çıkıp da vaaz etmeye başladığım zaman camide iki saf cemaat olmuyor. O şekilde vaaza başlasam, vaazımın baş kısmını, ön kısmını anlattığım zaman sonradan gelen cemaati Müslümin dersin baş kısmını dinlememiş oluyor. Vaazın veya dersin baş kısmını dinleyemeyen cemaat vaazın sonundan bir kelime anlamıyor. Ders olmuyor yani. Her zaman söylüyoruz. Gönlümüz rahat bir muallim gibi, bir müderris gibi cemaati hazır ve nazır karşımızda topluca bulamıyoruz ki dersin baş kısmını, orta kısmını, son kısmını rahat rahat veresin. Devamlı vaiz kürsüde konuşurken devamlı cemaat geliyor. Devamlı cemaat, devamlı cemaat geliyor. Gelen cemaat konuşmanın ön kısmını duymamış, dinlememiş oluyor. Öyle değil mi efendiler? Dinlemeyince ders olmuyor. Onun için camiler fonksiyonunu kaybetti diyorum. Camilerde ders yapılmıyor, yapılamıyor. Ders denmez. Ben buna ders demiyorum. Şu konuşmalarıma ders demiyorum ben. Ders değil bu. Bir şey yaramıyor. Oturacaksın böyle, bütün cemaat hazır olacak. Bütün cemaat hazır olacak. Euzu Besmele'yi çekeceksin. Ayet, hadis, ayet, hadis sırayla tıkır 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 konuşacaksın. Sen konuşmaya başlıyorsun, cemaat yeni geliyor. Konuşuyorsun, geliyor, geliyor, geliyor. Dersin sonuna kadar cemaat geliyor. Böyle vaaz olmaz ki. Böyle ders olmaz. Onun için cuma ölmüştür. Cuma namazları, cuma camileri ölmüştür. Topluma hitap edemiyor. Toplumun dertlerini, davalarını düzeltemiyor. Camiler toplumun hiçbir meselesini halledemiyor. O halde camilerimiz açıktır demeniz neyi halletmiştir? İşte bunu soruyorum. Camide kimin ne yetkisi var? Kimin ne selahiyeti var? İmamın, müezzinin hiçbir selahiyeti yok. Vaizin hiçbir garantisi yok. 1980'den önce İstanbul'un en büyük camilerinde vaaz edip geziyordum ben. Ve diyordum cemaate, herhangi bir adam veya güvenlik görevlilerinden herhangi bir polis kolumuzdan tutup da gel bakayım hoca, sen böyle nereden konuşuyorsun böyle açık yahut her neyse, bu cesareti nereden aldın diye kolundan tutup vaizi götürse arkasından bir tek cemaat gitmiyor. Ve bunu biz yaşadık. 12 Eylül'den önce vallahi ben bunu yaşadım. Şehzadebaşı Camii'nde çoğu zaman yaz aylarında 20 bin, 25 bin insan caminin avlusuna, caminin dışına taşıyor, vaaz dinliyordu. 12 Eylül hadisesi meydana geldi. 12 Ekim'de, yani tam bir ay sonra bizi aldılar. Artık yerin altlarında hücrelere, soruşturma deliklerine soktular, gözetim altına. O 25 bin insandan bir tek kişi ben görmedim ki bu hoca ne oldu diye araştırsın. Çoluğumuz çocuğumuz vallahi ortada kaldı, yeminle söylüyorum yani. Kimse, çoğu zaman zorundan ağladım ben hücrede. Ya bu kadar insan ne oldu, niye acaba soran olmuyor, niye ilgilenen olmuyor diye hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Yerin diplerinde, siyasi şubelerde, polis teşkilatlarında. Yani camiler bir şey halledemiyor yani, o bakımdan diyorum. Camideki cemaatle hoca arasında hiçbir bağlantı yok. O gün için biliyor, görüyor. Camiden çıktıktan sonra cemaat hocayı kaybediyor, hoca cemaati kaybediyor. Arası da bulamaz zaten. Hiçbir irtibatı yok. Onun için ben şu cemaate güvenerek bir adım atmam hiçbir yere. Kusura bakmayın.
şu önümde toplaşan sizlere ve cemaate çok özel alakam olan insanlar müstesna, ailece tanıştığım, sıkıntılarımıza alaka gösteren, özel yardımlarda bulunan cemaati müslimini istisna kabul ediyorum, onları tenzih ediyorum. Onun dışında ben Türkiye'de camileri dolduran cemaatlere güvenerek bir adım atmak istemem. Güvenemiyorum, hiç güvencem yoktur yani. Ve camilerin cemaatleriyle hiçbir yere varılamaz. Hiçbir çözüm yapılamaz. Türkiye'de hiçbir siyasi hayat çözülemez. İslam ebediyen bu cemaatte hakim olamaz Türkiye'ye. Bu kadar da benim umutsuzluğum var. Cemaatten tabii. Allah'tan değil. Cemaatten umudum yoktur. E ne olacak peki? İşte böyle vaktimiz geçip gidiyor. İşte görüyorsunuz siyaset sahnesini. Artistler çıktı sahneye. Tiyatrocular çıktı sahneye. Aman yani sanki bu millet hiçbir şerefi olmayan milletmiş gibi. Sahnelerde insanları eğlendirenler, sahnelerde insanları güldürenler millet meclisine aday olmaya başladılar. Aman Allah'ım! Vallahi kıyamet alametidir bu. Ya seni ciddiye alan mı var Müslüman? Ey camileri dolduran Müslümanlar, sizi ciddiye alan mı var? Bir tiyatro artisti kadar haysiyetiniz yok sizin. Toplumla alay ediyorlar. Toplumla, özellikle Müslüman bir toplumla alay ediyorlar. Türkiye'deki Müslüman halkın %99'u Müslüman olsa hiç böyle şey olur mu ya? Nasıl kandırılmışız görüyor musunuz? Sahnede göbek atanlar, insanları şehvet gayretine getirenler, insanları şehevi duygularını tahrik edenler millet meclisine aday olmaya başladılar. Aman Allah'ım aman. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar ya. Şu hale bak be. Ya. E o zaman camide neye konuşuyoruz öyleyse? Benim vaazımın 5 paralık kıymeti yok ya. Bu durumda, bu sahnede. Neye toplaşıyorsunuz camilerde? Evvela memleketin idaresini halledin. Camilerde toplama bir manası yok. Hiç şey halledemiyor. Hiçbir şey çözümleyemiyorsunuz. Devletin nazarında en büyük adamlar, işte görüyorsunuz, öldükleri zaman ölümlerini ballandıra ballandıra radyo ve televizyondan ölümlerini haber vermiyorlar mı? Futbolcu. En büyük adamlar futbolcular. En büyük adamlar müzisyenler, müzik adamları. En büyük hemen topluma ölümü telafi edilmez bir kayıp olarak bulunmaz insanlar, bulunmaz insanlar diye televizyondan ahu vah ile ölümleri haber verilen insanları görüyorsunuz. Ya çalgıcı, ya dalgacı, ya tiyatrocu, ya gazeteci, ya futbolcu. Devletin nazarında en büyük adamlar bunlar. Müslümanlar değil. Müslümanların hiç haysiyeti yok. Hocaların hiçbir haysiyeti yok. Bir tiyatrocu kadar bir hocanın haysiyeti varsa gelin bana ispat edin. Camiler açıkmış, namazlar kılınıyormuş. Namaz kılanlara karışan yokmuş. Başlarına çalınsın. Camilerin açık olması neyi halletmiştir Müslümanlar? Ben bunu söylüyorum. Yani sizin şurada bugün buraya toplanmanız hiçbir şeyi çözmemiştir. Hiçbir şeyi halletmemiştir. İdarenin üzerine hiçbir tesiriniz yok. Millet meclisinin üzerinde hiçbir fonksiyonunuz yok. Adliyenin üzerinde hiçbir etkiniz yok. Askeriyenin üzerinde hiçbir tesiriniz yok. Söz hakkınız yok. Suskun, sesi çıkmaz, kurbanlık koyunlar gibi telakki ediyorlar Müslümanları. Kurbanlık koyun, kesimini bekliyor. Sadece Türkiye'de değil de bütün dünyada böyle. Bütün dünyada böyle görüyorsunuz. Müslümanlar böyle sessiz, soluksuz, kıyamsız, kıyametsiz bir toplum olarak tasavvur ediyorlar. Geçen ders dedim, İskeçe müftüsünün yerinde bir papaz olsaydı acaba dünya ne olurdu? Batı Trakya'da eğer yürekleri varsa, diyorlar resmi konuşmalarında, yürekleri varsa bir papaza dokunsunlar bakayım. Bir kasabanın papazına, bir köyün papazına dokunsun Türkiye Cumhuriyeti hele. Dünya nasıl ayağa kalkıyor görsünler. Ama İskeçe'de Müslüman Türklerin müftüsünü sopayla
makamından vura vura sokağa atıyorlar, dünyada çıt çıkmıyor. Niye Müslümanlar kesime hazır koyun efendim, hakları yok ki, hürriyetleri yok ki, sahipleri yok ki, halifeleri yok ki, devletleri yok ki, hükümetleri yok ki bunların. Ama camileri açıkmış, keşke hepsi kapansa. Keşke bütün camiler kapansa da yok bir tesiri yok diye anlayabilsek. Bu camilerin açık olması bizi aldatıyor. Rahatlığa itiyor, tembelliğe itiyor, atalete itiyor. Hiçbir toplumun meselesini camiler çözemiyor. Fonksiyonu yok, aksiyonu yok, hiçbir şeyi yok. Onun için Müslüman kardeşlerim, şahsen ben rahatsızım, huzursuzum her zaman söylediğim gibi. Yaptığımız vaaz-ı nasihatların tamamen israf olduğu kanaatindeyim. Belki böyle düşünmeyebilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Ben burada şu anda 3-5 kelime konuşurken iyi biliyorum ki sizin hanımlarınız, sizin çocuklarınız, sizin damatlarınız, sizin gelinleriniz, yavrularınız, milyonlarca Müslümanın çocuğu, karısı, kızı televizyonda Amerika'dan, Meksika'dan ithal edilen filmlerin karşısında zina nasıl yapılır onu öğreniyorlar. Ben burada ne konuşacağım ki? İsrafı kelam ediyoruz yani. Boşuna zaman harcıyoruz. Değirmen dönüyor, tahribat yapılıyor. Hiçbir şey, her şeyi alabildiğine. Sokakta fuhuş devam ediyor. Efendim, faiz müesseseleri kasıp kavuruyor. Kumarhaneler korkunç çalışıyor. Ama falan hoca efendi de vaaz ediyormuş. Neyi hallediyor ki? Yanlış anlamayın. Yani azabımızı ve ızdırabımızı anlatmak istiyoruz. Efendiler, peki bizim hesabımız ne olmalı? Gayrimüslimlerin bir hesabı var. Yeryüzünde şu anda Amerika'nın bir hesabı yok mu sizce? Var, Amerika'nın bir hesabı var. Avrupa'nın bir hesabı var. Papa'nın bir hesabı var. Patrik'in hesabı var. Hesabı olmayan tek millet Müslümanlar. Müslümanların ne hesabı var? İşte bütün mesele burada. Bir hesabımız olmalı Müslümanlar. Geçen ders dedim, biz hesap gününe inanan insanlarız. Avrupa hesap gününe inanmıyor. Amerika hesap gününe inanmıyor, ahirete inanmıyor. Maddeci. Amerika'nın nazarında, felsefesinde, düzeninde kuvvetliler yaşar, zayıflar ölür. Bu prensiptir. Amerika ve Avrupa toplumlarında yaşama hakkı kuvvetlinindir. Zayıfın yaşama hakkı yoktur. Bunu anlayın işte. Haklı olan insanlar kuvvetli olan insanlardır. Zayıf insanların hakkı olamaz diyor Amerika. Kuvvetli olanlar haklıdır. Zayıf adamın hakkı yoktur. Bu felsefeye dayandırmış devletini. Bunun için birleşmişler. Kuvvet nereden doğar? Birleşmekten. Bunu bütün dünya biliyor. Kuvvetin kuvvetlenmek için, kuvvet elde etmek için ne yapmak lazım? Birleşmek. İşte Amerika birleşmiş. Amerika Birleşik Devletleri demiyorlar mı? Hepiniz biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devleti. ABD biliyorsunuz. A Amerika, B Birleşik. Bak birleşmiş. Amerika kuvvetini nereden alıyor? Birleşmiş olmaktan alıyor. Ve bütün dünyayı eziyor. Kuvvetin birleşmekten olduğunu bak ne biçim anlamış görüyor musun? Nasıl anlamış herif? Birleşik Devletleri. Müslümanları parçalıyor, kendileri ne yapıyor aksine? Birleşiyor. Adam iyi yakalamış meseleyi. Avrupa şimdi daha çok sesi çıkıyor. Avrupa güçlendi. Avrupa kuvvetlendi. Avrupa kıtası söz sahibi oldu dünyada. Niçin acaba söyler misiniz? Birleştiler de onun için. O da Amerika değil, Avrupa Birleşik Devletleri oldu. Avrupa birleşti mi, birleşmedi mi kardeşlerim? Birleşti. Avrupa Birleşik Devletleri oldu. Avrupa tek devlet Avrupa'da. Papa'nın başkanlığında birleşti. Avrupa topluluğu bakın toplandılar, birleştiler. Demek kuvvet nereden çıkıyormuş? Birleşmekten çıkıyor. Amerika birleşti, bak dünyaya hakim oldu. Avrupa birleşti, Avrupa topluluğu oldu. Bakın dünyaya meydan okuyor. Alemi İslam parçalandı. Ayaklar altında kaldı mı kalmadı mı siz söyleyin. Ayaklar altında kaldı. Hala da parçalanıyoruz. Hala da bölünüyoruz. Siyasette bölünmüşüz, ticarette bölünmüşüz, diyanette bölünmüşüz. Falan cemaat falan şöyleymiş, falan böyleymiş, falan efendi hazretleri,
Kadiri tarikatı, Nakşibendi tarikatı falan filan, ayrıl bakalım ayrıl. Ayrıl babam ayrıl. Ayaklar altında kalıyor musun, kalmıyor musun? Felaket burada. Amerika'nın bugün bütün güç ve kuvveti teknolojiden değil, birleşik olmasından kaynaklanıyor. Bir parçalansın bakayım. Rusya'yı görüyoruz. Rusya niye zayıfladı? Parçalandığı için. Bak ne hale geldi Rusya. Hristiyan kökenliler Hristiyanlığa, bakın işte bütün Avrupa'nın bağımsızlığını tanıdığı 3 devlet oldu Rusya'da. Estonya, Litvanya, Letonya. 3 tane devlet ayrıldılar. Bütün Hristiyan devletler ve milletler de bunların bağımsızlığını tanıdı mı tanımadı mı? Tanıdı. Niye? Hristiyan adamlar çünkü. Rusya bile mecbur oldu tanıdı. Ama bakın Azerbaycan halkı Müslümandır. Onlar da bağımsızlık ilan ettiler. Türkiye bile tanımadı onların bağımsızlığını. Çünkü Türkiye'nin siyasi iktidarı bütün gözü kulağı Amerika'da. Amerika göz kırparsa tanıyacak, göz kırpmasa tanımayacak. Vallahi ve billahi Türkiye'nin dahilde ve hariçte bütün kararlarını Amerika tayin ediyor. Yeminle söylüyorum. Allah'ı şahit tutuyorum. Siz hangi bağımsızlıktan bahsediyorsunuz Müslümanlar? Sizin ne haysiyetiniz var? Kusura bakmayın böyle ağır konuştuğuma. Ben samimi bir adamım. Bundan dolayı siyasete atılamıyorum. Siyasette samimi olanı bir günde yerler. Bir günde bitirler adamın işini ya. Biz açık konuşan adamız. Partiyle pırtıyla biz bu kabiliyetle karakterimizi götüremeyiz. Bizi anında yerler. Disiplin kurullarında bizi bozuk para gibi harcarlar. Siyaset canavardır. Dahilde ve hariçte Türkiye ile alakalı bütün kararları Amerika alıyor. Bunu ispat etmeye hazırım her an. Cumhurbaşkanlığı köşkünde dahi ispat ederim bunu. Bu kadar basit kolaydır ya. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti bağımsızmış, söyleymiş o palavra. Boş laf o. Askeri kanunlar, siyasi bilmem neler, idari bilmem. Hadi bakalım. Ne müstakil ne bağımsızlığı ya. Sistem öyle kurulmuş. Bakınız mesela sanayi dahi öyle. Türkiye'ye televizyon, ben bu konuyu çok araştırdım. Ne zaman Türkiye'ye televizyona müsaade ettiler? Biliyorsunuz bir zamanlar televizyon yoktu Türkiye'de. Avrupa'da siyah beyaz televizyon çıktı. Bütün Avrupa'ya yayıldı. Köylere yayıldı, evlere yayıldı. Her tarafa Avrupa'da bütün Avrupa halkı, Avrupa milletleri televizyonu aldılar, yaydılar, kullandılar. Siyah beyaz televizyona doydular. Arkasından renkli televizyonu icat ettiler. Renkli. Evvela siyah beyazdı biliyorsunuz. Renkli televizyon çıkınca Avrupalıların hepsi renkli televizyon aldı. Siyah beyazı kullanmak istemediler. İşte o zaman da Türkiye'ye televizyona müsaade ettiler. Avrupa'nın kullanmadığı bütün siyah beyaz televizyonlar olduğu bir çöplük gibi Türkiye'ye girdi. Onlar idare ediyorlar. Onlar. Avrupalıların kullanmak istemediği bütün siyah beyaz televizyonlar kime satıldı? Siz söyleyin. Türkiye'ye satıldı. Stoklardaki, depolardaki bütün siyah beyaz televizyonlar Türkiye'ye ihraç edildi. Parasıyla satıldı. İşte o zaman Türkiye'ye televizyona müsaade ettiler. Ne zamana kadar? Avrupa'da renkli televizyon her tarafa yayıldı, kullandılar, 3 sene, 5 sene doydular. Tek kanaldı o zaman renkli televizyonlar. Renkli televizyon Avrupa'da önce tek kanaldı. Arkasından çok kanallı televizyon tekniğine ulaştılar. Çok kanallı. 1, 2, 3, 4, 5 şu anda 90 kanallı televizyonlar var Amerika'da. Çok kanallı televizyona geçince Avrupalılar tek kanallı renkli televizyonu kullanmak istemediler. Depolarda kaldı, stoklarda kaldı. O zaman Türkiye'ye renkli televizyona geçme hürriyeti tanıdılar. Bakın, ispat ediyorum bunu her tarafta. Türkiye müstemleke çünkü. Türkiye sömürge çünkü, sömürge. Tek kanallı renkli televizyon Avrupa'da artık alınmadı, satılmadı. Ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'ne renkli televizyona geçme hürriyeti tanıyalım. Niçin tanıdı? Bütün bu tek kanallı renkli televizyona satmak ve parasını almak için tanıdılar. Vallahi böyledir, yeminle söylüyorum. Arkasından Avrupa'da uydu yayınlarına geçtiler Avrupalılar. Uydu yayınları.
Havadan biliyorsunuz uydular var, onunla yayına başladılar. Arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'nde çok kanallı renkli televizyona geçmeye hürriyet tanıdılar. Şimdi o devredeyiz. Bakalım bundan sonra biz hangisine geçeceğiz? Onlar tökecek, biz toplayacağız. Onlar emredeceksen yapacaksın. Bakın iktisatta da aynı. Kredi veriyor şartlı, teknik veriyor şartlı, turist geliyor şartlı, ne yaparsa şartlı. Türkiye'yi kullanıyorlar. Türkiye'yi vallahi kullanıyorlar. Menfaatlerine, arzularına, çıkarlarına göre Türkiye ile top oynar gibi oynuyorlar. Biz bunları görüyoruz. Aynı şekilde telefonlar, Avrupa'da telefonlar teknik bakımdan öyle ileride, öyle ileride ki hatta şimdi birkaç Avrupa ülkesinde görüntülü telefon yayınlarına başladı. Telefon, görüntülü. Numarayı çeviriyorsunuz, görüşmek istediğiniz yer ekranda görünmeye başlıyor. Bu imkana ulaşınca o eski metotları dejenere olmuş, efendim deforme olmuş, şekli geride kalmış, modası geçmiş olan telefonları haydi Türkiye'ye gönderin, gönderin dağlara telefon. Hala dünyada şurada Çavuşbaşı köyü bile daha geçen gün efendim kod numarasıyla telefondan kurtuldu. En eskisini buraya gönderiyorlar. Kendilerinden 15 sene biz geriden takip ediyoruz adamı. Yeni tekniği vermek istemiyorlar, vermeyeceklerdir. İster mi ki onun durumuna gelesin, onun tekniği yakalayasın, ona kafa tutasın. Telekomünikasyon diyor işte. Hani iletişim sistemleri. En son sisteme ulaşmadan sistemini vermiyor Avrupa zaten sana. Sana veriyorsa 20 senelik geriden sen geliyorsun. Müstemleke burası, yani sömürge. Her şey böyle. Senelerce görüyorsunuz sosyalizm, komünizm, efendim işte Türkiye Komünist Partisi, Birleşik Komünist Partisi, falan partisi, filan partisi. Avrupa bütün bunları Türkiye'ye aşıladı, milleti parça parça hale getirdi. Türk milleti 70 bin parçaya bölündü ama Avrupa kendisi sinsi birleşti, toplandı, Avrupa toplumunu meydana getirdi. Birleştiler, seni ayırdı, kendisi birleşti. 12 Eylül öncesinde biliyorsun olaylar, ölümler, 5000 kişi öldü 12 Eylül'den önce. O da resmi rakamlar, bilinen, bilinmeyen belki bir o kadar daha fazla. 5000 genç öldürüldü Türkiye'de. Sıkı yönetim mahkemeleri araştırmışlar, 5000 gencin öldürülmüş gencin içinde bir tek gayrimüslim adam yok. Hep Müslümanlar öldürmüşler. Bir Ermeni'nin çocuğu yok öldürülen. Bir Yahudi'nin genci yok öldürülen. Öldürülenler Müslüman Türk milletinin çocukları hepsi. Ne tezgahlanmış görüyor musunuz? Ne planlanmış herifler tarafından. Korkunç. 12 Eylül öncesi hiçbir olaya karışmamış. Askere, polise, sokakta, şurada burada silah çekmek şöyle kalsın. En ufak bir saygısızlık etmemiş olan İmam Hatip Okulu talebeleri veya mezunları, ilahiyatçılar hiçbir olaya karışmamışlar. Ben sıkı yönetim mahkemesinde tam 4 sene yargılandım Selim Yakışlası'nda. Dosyalar her gün girip çıktığımız yerdeydi. Subaylara da soruyorduk, astsubaylara da soruyorduk. Diyorlardı ki bir tek İmam Hatip mezununun ismi geçmiyor, olaylara karışmamış. Sanki bütün olayları İmam Hatip Okulu mezunları yapmış gibi 12 Eylül'den sonra bir tek İmam Hatip Okulu açtılar mı, açmadılar mı? Açmadılar. Bütün suç oraya yüklediler. Zalim bu adamlar, vallahi zalim bu adamlar. Hiçbir olaya, eyleme adı karışmamış bulunan İmam Hatip mezunlarını adeta suçladılar ve şu anda 223 tane yapılmış binası, çatısı çatılmış, binası yapılmış, içinde mefruşatı döşenmiş, halk tarafından, millet tarafından yapılmış 223 tane İmam Hatip Okulu binası var. Hiçbirini kimse açamıyor, kimse ağzını açamıyor. Dışarıdan emir var, dışarıdan parmak var. Açamıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorsunuz, beyefendi 10 senedir binamız hazır, falan yere İmam Hatip Okulu açmak istiyoruz. Susuyor, ağzını bile açmıyor ya. Milli Eğitim Bakanı ağzını açamıyor. Bir yerden kurşun gibi göz diken var. Ses çıkaramıyorlar. Arkasından bakıyorsunuz, Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, TÜSİAD bir rapor hazırlıyor. Derhal İmam Hatip Okulları kapatılsın diye rapor veriyorlar köşke.
Nereden geldi bu parmak? Nereden geldi bu emir bakayım? Niye Türkiye? Çünkü müstemleke, Türkiye sömürge çünkü. Bağımsızlık laf olarak söyleniyor. Silah yapamayan, uçağını yapamayan, tankını, tüfeğini yapamayan, sanayisini kuramayan milletler bağımsız olabilir mi ya? Silahı onlardan alıyorsun. Sen hangi bağımsızlıktan bahsediyorsun? Allahu Teala Müslümanlara merhamet eylesin inşallah. Herkesin bir hesabı var. Avrupa'nın hesabı var, Amerika'nın hesabı var, Rusya'nın hesabı var. Dünya Müslümanlarının da bir hesabı olması lazım. Çünkü Müslümanlar hesap gününe iman etmekle mükelleflerler. Allahu Teala yevmi hesaba iman eden müminler olarak dünyamızda da ciddi ve İslami bir hesap yapmayı bize nasip eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.